Mahirler bulduktan sonra Karadeniz'e, işte orada Demireli kaçırma durumu vardı. Olmayınca Karadeniz'e gelirken işte efendim Ertan şeyde oturuyormuş da şoför mahallinde işte polisler Ertan kaçakmış ama görmeden gelmişlermiş. Ertan kaçak falan değildi bir kere, o yalan. Tamamen iftira. Ya öyle kaçak falan değildi ve sonradan gözden kaybolunca bu mahirlerle beraber geldikten sonra gözden kaybolunca işte Ertan nerede diye. Yoksa Ertan legal benim yanıma gelip gidiyor Ertan. Yani ben insanlar yakalandı. Ben işte Ulaşlar'la, Ziyalar'la falan filan beraber buradayken ben onlar işte ev basıldı falan, yakalananlar oldu. Ne ifade verdiler ne vermediler. Buradan onların yanından geldiğim için benim kaçak olma ihtimalim var. den dolayı yeni tahliye olmuşum zaten ben. İşte çıkmıyorum piyasaya. Ertan da gözden kaybolunca nerede diye bir gözetleme. Ziya ölüp yakalanıp Ulaş Ulaş ölünce ben işte gittim Ertan'la beraber. Ben bir otelde, Bahattin Dombalak'ın otelinde Ertan'dan haber bekliyorum. Yani Ankara'ya eyleme geleceğim. O olmadı. Biz geleceğiz diye Ertan'dan haber geldi bana. Şimdi Ankara'dan bizim arkadaşlar Feyyaz Kurşuncu'yu, Terzi Fikri'nin alfasını, Avni Gayacı'yı evet. biz alıp Avni Gayacı ile işleri yürütüyoruz. Fikri'ye bir şey söylemiyoruz. Söylemememizin sebebi Fikri iyi bir oraların terzisi. Bizim Fikri'nin dükkanı bırakıp öyle bir yerlere dolaşmaz falan. Mümkün değil. Öyle bir. Biz katmadığım bir adamın da bilgi öğrenmesine gerek yok. Yani bu şey kim olursa olsun yani. Avni Gayacı ile bütün işleri çeker ve gezmesinde falan da bir problem Evet. yok ama Fikri çıktı mı dükkan kalır. Tamam. Oradan gelir insanların elbise yaptıracağım. Nerede Fikri? Yani Evet, şüphe de çeker zaten. tabii tabii olacak iş değil Fikri. Bunları Fatsa'ya geçirdikten sonra arkadaşlar Fatsa'da iken Feyyaz Ankara'da yakalanıyor. İşkence beraber Feyyaz'ı alıp Fatsa'ya geliyorlar. Fatsa'ya geldiler. Fatsa'dan Fikri ile Avni Gayacı'yı aldılar. Arabanın içinde araba 8-10 saatte geldi şeye, geldi. Ankara'ya geliyor o geldikler araba. Eğer Fikri de geliyor. Fikri de geliyor ve işkence yapıyorlar şeyde arabada ama Arabada işkence yapıyor. araba işkencesi ne kadar Anladım. olursa o kadar arabada işkence yapıyorlar. Eğer Fatsa'ya geldiklerinde işkencehaneyi orada kursalar Fikri bilmiyor şeyi. Yani mahallelerin orada olduğunu da bilmiyor. Haberi yok. Evet. Yani nerede olduklarını bilmiyor ama Avni biliyor. Kaldıkları evi bilmiyor ama oldukları Yani muhitte yeri biliyor. evet. Şimdi eğer Avni konuşsa İngilizler kaçırılmadan yakalanacaklar. Vura çala getiriyorlar. Ki söyleyemez de Avni söylemiyor. Ani de söylemiyor. Avni biliyor. Anladım. Ama arabada tabii o arabadaki dayak yani o, öyle işkencehane kurulmuş değil ki. Buraya getiriyorlar Ankara'ya işte işkenceler ama o arada sizlere İngilizlerin Kaçınma. kaçırılması bak, orada oldukları böyle öğrenildi. Bir takım insanlar isteyerek birçoğu da sahtekarca hele şu laf boyuna işte bugün solcular faşistlerdeymiş silah. Yarın devrimcilerde aynı silah varmış. İşte bugün faşistler kullanmış aynı silahı. Yarın devrimciler kullanmış aynı silah, aynı silahmış. Evet. Birbirlerine veriyorlarmış. Bu sahtekarlık, bu gerçekten aşağılık bir Doğru. laf. Yani bolla olmuş olabilir. Şöyle olmuş olabilir. Şimdi devrimciler kullanmıştır bir silahı. Lekeli bir silah, öyle mi? Tabii lekeli bir silah. O lekeli silahı ya atmıştır bir yere ya Olur. satmıştır. Öbür oradan Yahut alır. da devrimci, faşistler daldığı zaman ellerine Almıştır. geçirmiştir, almıştır. Bir biçimde onların eline yahut da aynı şey bizim faşistlerden aldığımız silah olmuş. Anladım. Şimdi kalkıp bunu kalkıyorlar şimdi. Faşistlerle devrimciler aynı silahı kullanıyorlar ve bunları piyon gibi bu namussuzca bu bilinçli ihanet, halk düşmanlığı. Hayır, böyle bir şey yok.
Yoksa üstlerini başlarını yırttılar bunları yakalamak için. Bırak bunları ya. Benim gibi garibanı yakalamak için memlekette şey bırakmadılar ya, askeriye bırakmadılar. Çarşambaya doldurdular. Evet. Yani dediğini yerine getiremeyeceğin eylemi yapmayacaksın. Yani bir kere Taş Kabece'nin, Mahir'in bütün eylemleri her dediğini yaptığı eylemler. Mesela işte bunu kaçırdıysa öldüreceğiz dediler. Şunu dedi ya, bunu yaparsınız ya bunu öldürürüz. Yapmadınız mı? Onun için İngilizleri mesela bakın ben sıkışıklık dedim ya. Mesela biz kısmen bu Sinop'u falan takip ettiriyordum ben radarı. Bu ben işte İstanbul katliamından denizler şey ziyalar bulaşlar öldükten sonra işte, ilk Mahir'le işte yakalandıktan sonra ama ilk defa görüşüyoruz zaten kucaklaşmamız. Ben Mahir'e bu şey dedi ya bu İngilizler dedim ya Mahir bu yani bu İngilizler ağırlığı yetmez yani bu işi yapmamıza falan dedim de Mahir şey dedi ya doğru ama dedi yani. Biz dedi bu öbür işleri yapana kadar bu asma işini bitirecekler dedi bunlar ya. Yani biz hiç olmazsa yani tabii. Bir eylem yapalım. Tabii. Yani bu çünkü bak arkadaşım bir kere bu 71 ayaklanmasının bir turnusol kağıdı haline gelmiş. Şimdi Emrullah Aslan'la ben epey uzun zaman bir koğuşta kaldım. Eğer Emrullah Aslan'ı benim yoldaşlarımı ispiyon edip öldürttüren bir karşı devrimci olarak düşünsem onu öldürmeyi Allah bile önleyemezdi öldürmemi. Yani şimdi öyle... bak Alevilikten gelen bir ilericiliği var. Evet. Ve o Alevilerin içinde de belli bir yeri olan birisi. Şimdi, yani, olan bir insan. Evet, yani... Şimdi ama Aleviliğin verdiği bir ilerlikten öte hiçbir şeyi olmayan bir köylü. Evet. O köylü yiğitliğiyle onu kabul etti. Fakat onun sonucunu düşünemedi o. Ağırlığını düşünemedi. Evet. Biz düşünmeliydik tabii ama biz de mecburduk çünkü artık yani böyle bir sıkışmışlığın olayı. Arkadaşlarımız oradayken Almus'a gidiyor, yiyecek alıp geliyor atlarıyla. Evet. Sara gidiyor, yiyecekler alıp atlan getiriyor. Oradan şikayet ederdi. Biz yakalandıktan sonra çok büyük bir çözülme oldu şeyde. Muhtarın evini Yüncü Hasan diye, Hasan Yılmaz diye. Hasan Yılmaz, evet. Onunla buluyorlar, o götürüyor oraya ve Hasan Yılmaz muhtarın evine götürmüyor da. Evinden işte 200-300 metre ileride bir koyun ağırlığı var, oraya bırakıyor. Ama muhtarın oraya ayarlayan Hasan Yılmaz. Ahmet Atasoy'un ailesinden işkencede Hasan Yılmaz'ın, Yüncü Hasan'ın ismi çıkıyor birinin ağzından. Nasıl oluyorsa işkencede. İşkencehane kurdular Fatih'i. Hemen Yüncü Hasan'ı buluyorlar. İşkence. Ve Yüncü Hasan getiriyor, muhtar falan söylemiyor. Ağlın oraya, orduyu yığıyor. Devlet oraya geliyor. Evden görüyor bizim millet, herkes. Muhtara da o mektup muhtar veriyor mektup. Bir kere muhtarın yaptığı ne delikanlığa, ne yiğitliğe, ne insanlığa, ne hiçbir şeye sığmaz bir kere benim evimde diyor. Evet. O diyor. Fakat bu bir ispiyon değil. Evet. Burada olay var. Olay şu. Ama muhtara biz taşıyamayacağı yükü yüklemişiz. Evet, doğru. Muhtar ezilmiş onu ben. Benim üstüme yalan şahitli yaptı insanlar. Yahu ben onlara hiç kızmadım. Çünkü onlara biz taşıyamayacağı yükü yükledik. Almamız gereken ders şu. Bir eylemi yaparken, yapmadan önce o eylemi kaldırıp kaldıramayacağını, o gücünü hesap edeceksin. Mesela İsrail konsolosunu kaçırılışında bizim gücümüzü aşan eylemdi, bizim bitimimizin başlangıcı oldu. Bir, bunu hesap edeceksin. İki, onu zaten bunu hesap etmeden yaptığın zaman insanlara taşıyamayacağı yük yüklemek zorunda kalıyorsun. Ondan sonra da çöküyor. Evet. Sorun bu. Evet. Yani muhtar, tabii muhtar buydu. Benim üstümde yalan şahit de yaptı bir avukat.
işte 147'den yaralanırız diye, itirafçılıktan kurtuluruz diye benim üstüme MİT'te illa suç yüklemek istiyor. Benden bir şey alamayınca da o boşta kalan bütün eylemleri bana yükletmeye çalışıyor. Bunlar da işte gözleriyle görmüş gibi anlatmışlar. Anlatıyorlar orada. Halbuki hep anlattıkları yalan. Ben ne görmeleri mümkün, ne bir şey, ne bir şey. Söylediklerinin çoğu da yok zaten. Ama taşıyamayacakları yükleri yükledik biz. Hem Büyüncü Hasan hem muhtar bizimle beraber işkence gördüler. Görmediler mi? İşkence görmediler. Nasıl görmediler? Gördüler ya bizimle beraber. Ve bizimle beraber yattılar. Zaten hiç kimse salmadı onları. Yahu affa kadar yattı hepsi. Evet. Hepsi affa kadar yattı. Esas suç bizim suçumuz. Ya biz sıkışıklığın, bunalımın, hızlı hareket etmenin çaresizliğin, evet. Çaresizliğin içinde bir çıkış zorlaması. Tabii o ama şey kesin yani o bizim evde olduğunu, kendi evinde olduğunu söylemesi. Evet. Kesin ama ya öyle ihbar ettiğini de zaten öyle pek fazla bir ihbarlık değil de yani biraz şey oldu biraz. Tatsız bir şey olmuş yani orada. Yani zevksiz bir şeyler oldu ya.